Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhaba. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. haftada oynanan karşılaşmaları ve 34. hafta oynanacak karşılaşmaları Furkan Özkar ile değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Can. Hatırlatmalarımızı yapalım, yayınımıza hızlıca başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Spor Trivela'nın Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Golver.com'dan da analizlerimizi, yorumlarımızı inceleyebilirsiniz diyelim. Amespor'u ne gösterme için zaten özel program konuşacağız. Onun aynen. Dışındaki diğer karşılaşmaları konuşalım. İstersen Arnavutköy Belediye Etimesgut Belediyespor maçıyla başlayalım. Hı hı. Başlamadan önce de bir ekleme yapalım. Haftayı da Sarıyer Bay geçiyor hafta sonuna, biliyorsun. Düşme hattında yer alan Sarıyer. hafta arasında Arnavutköy Bay geçmişti. Onlar da tekrardan bu hafta sonuyla beraber geri dönüyorlar sahalara. Sarıyer demişken de Düzcespor, Denizlispor haftanın maçı aşağıda da. Oraya da geleceğiz birazdan. Aynen, konuşacağız. Arnavutköy Belediyespor, Ekimeskut Belediyespor maçıyla başlayalım. Yani Arnavutköy son haftalar biliyorsun topladığı puanlarla özellikle son 5 maçta 4 galibiyet aldılar. Evet. Hakikaten kendilerini potanın dışına attılar. Düşme potasının üstüne çıktılar. Hı hı. Bu hafta da Ekimeskut Belediyespor'la karşılaşacaklar ki Ekimeskut Belediyespor da aldığı mağlubiyetlerle bir anda potaya yaklaştı. Zaten iki takım arasındaki puan farkı 1. Üstelik Arnavutköy'ün de bir maç eksiği var. Yani Etimesgut bir de bay haftası geçirdi. Aynen, Etimesgut'un da bir fazlası var. Onu da söyleyeyim. Yani işler harbiden bir kızıştı orada. Fethiye, Aksaray falan onları zaten işin içine katmıyorduk. Aslında Etimesgut da girmez, oraya gidiyorduk ama peki şöyle olmadı. Hı hı. Ne düşünüyorsun Arnavutköy, biliyorsun? Geçen haftayı bay geçti. Hı hı. Hafta arasında daha doğrusu. Aynen, hafta içinde bay geçti. Etimesgut da Isparta'ya sahasında kaybetti ki yanılmıyorsam son 5 maçta 4. mağlubiyet içeride galiba. Öyle bir not almıştım. Evet. İçeride kötü gidiyorlar. Ne düşünüyorsun? Valla Etimesgut zaten Isparta'ya kaybederek büyük bir kayıp yaşadı ki biz o maç öncesi yaptığımız programda her sonuç çıkabilir demiştik hatırlıyorsan. Hatta hiçbir şekilde görüş de belirtmemiştik. Son 7 maçta 6 mağlubiyet almış. Evet, Etimesgut zaten Isparta'ya kaybetti. Isparta'dan önce Amed'e kaybetti. Uşağı yendi arada bir. Aksaray'a, Sarıyer'e, Menemen'e, Iğdır'a hepsine kaybetti ve 4 maç üst üste mağlubiyet aldılar. Aynen, içeride ki zaten deplasmanda problemli bir takım. Bazı maçlarda hani İskenderun'u falan yendi, böyle hani beklemediğimiz sonuçları da imza attı ama Etimesgut çok kötü noktada ki Alper Hoca ile de yollar ayrılmıştı. Bunu geçen de söylemiştik. Yardımcı hocalarla beraber devam edecekler sezon sonuna kadar ama şu anda puan farkı 3 oldu düşme hattıyla. 31-34 olarak gidiyor. Sarıyer bay geçecek zaten. Düzce Denizli maçı çok kritik. Niye bunu söylüyorum? Eğer Etimesgut Arnavutköy deplasmandan yenilgiyle ayrılıp Düzce'de bir galibiyet alırsa 33'e gelir. Bir de bay geçici hafta olacak. Ha. Sarıyer haftaya Düzce maçı var. Diyelim ki orada dedim ki Sarıyer kazandı. 34 oldu. Etimesgut için tehlike çanları ciddi anlamda çalabilir. Hep ne diyorduk? Etimesgut hep düşmek için her şey yapıyor. Yani düşme hattından uzaklaşmamak için her şey yapıyor diye. Arnavutköy'ün bay geçmesi aslında onları çok da kırmadı. Çünkü rakipler puan kaybedince hiçbir kazanamadılar. Aynen. Onlar da 33 puanda kaldı. Güzel bir haftaya, hani hafta arasını iyi bir şekilde geçirmiş oldular bay olarak. Dinlenmiş oldular. Rakipler yoruldular. Hem de hiçbiri kazanamadı. Aynen öyle. Arnavutköy'ün için. Zaten bu hafta maçını kazanırsa zaten Sarıyer'in maçı yok. Düzce'de hani diyelim ki hadi kazansın ama Derince'nin maçı var. Derince'nin de maçı çok zor. Ona da geleceğiz. Yani bu hafta Arnavutköy bir tık daha fark açabilir. Böyle de ihtimal var. Kazandığı aynen takdirde tabii ki. Ben de Arnavutköy Belediye'nin zaten kazanacağını düşünüyorum. Cezalı oyuncular biliyorsun bitti. Ömer Faruk Ermeş de, Aykut Emre. Onlar da takım için çok önemli oyuncular. Ben Arnavutköy'ün kırmızı grupta bu hafta favori takımlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Tabii kolay bir maç olmayacak ama benim kendi görüşüm olarak ben kazanacaklarını düşünüyorum. Etimesgut sezon başından bu yana belki bireysel olarak iyi transferler yaptı ama bir türlü takım olamadı. Onun sıkıntısını yaşıyorlar. Ben Arnavutköy'ün kazanacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Doğru. Ya ben Arnavutköy tarafındayım ama karşılaşmada çok gol beklemiyorum. Hı hı. Böyle 1-0 gibi bir skorla kazanırsa Arnavutköy benim için sürpriz olmaz. Olabilir. Bakalım nasıl olacak. Peki. Geçelim Belediye Denizlispor Kastamonu Spor maçına. Biliyorsun Denizlispor deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Öne de geçmişti İnegöl Spor karşısında. Aynen. Kastamonu Spor da Uşakspor karşısında 5-1'lik skorla ayrıldı. Anayaspor'un da kazandığı haftada iki takımın da başa baş mücadelesi devam ediyor. Orada tabii bir Erzincan'la Iğdır arasında üçlük yarışı başladı artık. Evet. Öyle görünüyor. Kastamonu Spor'la Ahmet Spor zirvede yalnız kaldılar. 10 puan fark oldu ya Ahmet'le Iğdır arasında. Tabii. Kastamonu'yla da 9 puan. Ya Kastamonu Spor'da Fırat Gül'le beraber 7'de 7 yaptılar. 11 maçları da kaybetmiyorlar. Evet. İyi bir seri yakaladılar.
Denizli Spor'da iç sahada iyi performanslar alıyordu biliyorsun. 3-4 gollü galibiyetler aldı üst üste. Son 3 maçını kazandı. Fethiye, Isparta, Etimeskut. Aynen. Ya yani Soma Spor'u da yenseler aslında güzel bir puana ulaşacaklardı. Soma değil, İnegölspor. Şey, İnegölspor aynen. İnegölspor'u da deplasmanda yenseler belki de 2 puan da alsalar biraz daha rahatlayacaklardı ama olmadı. Sınırını koruyamadılar. Ne düşünüyorsun bu karşılaşmada? Kastamonu Spor'a çelme takarlar mı? Vallahi haftanın, ya daha doğrusu aslında Kastamonu Spor'un şampiyonluk yolunda en kritik virajı. Neden bunu söylüyorum? Bu maçı kazandığı takdirde haftaya Ahmet maçına gidecekler. Evet. Yani bu hafta Ahmet Spor puan farkını 4'e çıkarma ihtimali de çok yüksek. Veya atıyorum 3'e çıkarma ihtimali. Niye yüksek? Çünkü Kastamonu Spor'un gerçekten maçı çok zor. Derince son haftalarda içeride iyi oynuyor. Son 3 maçını kazandı. Dediğim gibi Isparta, Etimeskut, bir de Fethiye maçı. Isparta Etimeskut'u yalnız söylüyor olabilirim belki. Ona bir bana yok. Doğru. Etimeskut'u 3-1, Fethiye 4-1. Öncesinde de Isparta Spor'u içeride 3-0 muhalif eden bir belediye Derince var. Dünkü karşılaşmada da İnegöl karşısında aslında İnegöl maça çok iyi başladı. Dakika 14 gibi nadir kaçı kaçı bir gol kaçırdı. Net yani ben dedim gol geldi. Kaleci Hüseyin ayağıyla çıkardı ki Nadir de sert bir vuruş yapamadı. Yani Nadir bile o pozisyondan sonra çok üzüldü. Çünkü ben hani bu golü nasıl kaçırırım şeyiyle, vücut diliyle bir cevap verdi. Aynen. Kaleciden döndükten sonra da ya Furkan Özyapı ya da Samet Karakaç olabilir. Samet Karakaç diyorum. Serhat Baştan olabilir. Onun bir kafa vuruşu oldu. O da oyuncunun ayağına çarptı. Kaleye gitmedi. Ardından döndü dakika 23'te Melikler'in savunma arkasına sarkıp gol attı. Hamza Nasit'e güzeldi. Aynen. Hamza Nasit'inde de İnegöl'le oyuncudan çok fazla itiraz oldu hakeme offside diye ama ben pozisyonun offside olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Çünkü Melikler'in geriden çıkarken Orhan Aktaş orada sol bek oyuncusu offside'i bozuyor. Ki Melik de o kadar kötü bir vuruş yaptı ki Bekir daha top gelmeden yere yatınca üstünden top ağlarla buluştu ki Melik de son dönemde çok formda biliyorsun. Kazanılan maçlarda attığı gollerle yine katkısını verdi. Aynen. Onun da bu arada 3 tane sarı kartı var. Şu anda sınırda. Sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak maçta oynamayacak. O takım için önemli. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Kastamonu Spor da 1-0 öne geçtiği maçta ilk yarı 1-1'e geldi maç dakikada. 30'da Mustafa Çaylı ile 2-1'e yaparak ilk yarıya üstün girdiler. Hoca bu maçta rotasyona gitti. Okan Eken yedekti. İşte baktığımız zaman da İlyas Kubilay yine yedekti. Muhammed Aslan Taş oynamadı. Yani niye Muhammed Aslan Taş'ı söylüyorum? Okan da oynamazken hoca Samet Alikaya'yı direkt forvete koydu. Evet. İkinci arada Muhammed Okanlar girdi. Hatta gol attı iki oyuncu da. Ki ben şöyle bekliyordum. Hoca hani Okan'ı Muhammed'i kesti. En azından bu maçta Yusuf oynatmasını bekliyordum. Çünkü Yusuf Türk biliyorsun Fırat Gül Hoca geldiğinden buraya ne hep yedekte ya. Dedim en azından hoca bu maçta atsaydı falan diye düşündüm ama hoca atmadı. Aslında hoca hafta sonunda düşünüyor. Çünkü en azından Uşak'ı bir şekilde mağlup ederiz diye düşünüyorlar. Her takım düşünüyor bunu zaten. Çünkü yenmen gerekiyor. Hafta sonunda zorlu bir deplasmanları var Derince. Aslında biraz da gerçekten Kastamonu için avantaj oldu. Bu hani Uşak Derince maçtan arka arkaya gelmesi. Çünkü çok kritik bir viraja girdi Kastamonu Spor. Eğer Derince'yi yenerse işte o zaman haftaya Kastamonu da final maçını izleyeceğiz. Çünkü ben Ahmet Spor'un İnegöl'de geçeceğini düşünüyorum bu hafta sonunda. Ya o yüzden Kastamonu Spor'un gerçekten şampiyonluğun yolunun ben bu maçtan özellikle hani Ahmet maçından daha çok öncelikle bu maç önemli. Niye? Sen çünkü bu maçı kazanmanı taktığı maça gittin mi büyük sıkıntı olur. Yani o yüzden bu maçı geçerse zaten Ahmet maçı var. Ardından Karaman deplasmanı var. Tabii ki o da kolay olmayacak. İçeride Isparta, son hafta Arnavutköy Belediye var. Aslında bence son hafta Arnavutköy sanki ligde kalacak gibi duruyor bana şu anki gidişattan. Bana da hani ben Arnavutköy hep düşecek dedim ama tabii ki yanılma payımız her zaman var. Büyük ihtimalle Arnavutköy beni yanıltacak gibi duruyor şu anda. Ya Kastamonu için gerçekten çok kritik bir viraj. Derince için yine kritik bir viraj. İki takımın da puana ihtiyacı var. Bak puana ihtiyacı var diyorum. 3 puan diyorum. 1 puan demiyorum. Bence Derince'ye de 1 puan yetmez. Benim görüşüm o yönde. İçeride de Amespor'a kaybetmişlerdi biliyorsun 2-1. İkinci devrenin başlarındaydı. Aynen. Ben bu maçı zor da olsa... Zaten ondan sonraki maçlarda seriye başladı. Aynen. Ben bu maçta zor da olsa deplasman ekibi GMG Kastamonu Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca golü de bir maç bekliyorum iki taraftan. Ben 2-1'lik, 3-1'lik, 3-2'lik bir Kastamonu Spor galibiyeti bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben Denizli Spor'dan beklediğim reaksiyonu şeyde göremedim Bursa'da. İnegöl Spor karşısında. Hani kaybetmez demiştim ama yine de daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha güçlü bir performans bekliyordum onlarda. Onu pek göremedim. Ama Kastamonu Spor'un da biliyorsun
bir yenilmemezlik serileri var. Hatta bir galibiyet serileri var 7 maçta yeni hocalarıyla. Ben sanki kazanma serileri, kazanma alışkanlıklarını sürdüreceklerini, bu karşılaşmadan da sanki 3 puanla ayrılacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Ama maç çok kolay olmayacak. Ya zaten Kastamonuspor, çok da gollü maçta beklemiyorum. Aynen, zaten şampiyon olan takımın da yani bir zahmet zaten kazanma alışkanlığı olsun çünkü. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Şu anda Ahmet veya Kastamonuspor'dan birisi bu kazanma alışkanlığını yapmasaydı belki puan farkı 4'lerde, 5'lerde, en kötü 3'lerde, yani bir maçlık noktaya gelecekti. Tabii yani bakıyorsun Ahmet Spor 9'a 9 yapmış ama hala bir puan gerisinde bir takım var. Niye? Çünkü düşün. Kastamonuspor da seriyle geliyor. Aynen. Yani zaten kazanma alışkanlıkları şampiyonluğun habercilerinden birisi oluyor. Şimdi bak iki takım diyelim ki kazanma alışkanlığı olarak Kastamonu'daki maça gidecekler. Gittikleri zaman da bu sefer o maç kadere belirleyecek. Çünkü biri takılacak. Belki de ikisi birden takılacak. Devam edecek. Hani aynen, bir puan evet. Fark. O yüzden Kastamonuspor için bu sezonun şampiyonluk yolunda tam kritik virajlarından birisi. Ben zor da olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Hoca için de tekrardan ben görüşümü belirteyim. Bu benim kendi görüşüm. Ben bu takımda Yusuf Türk'ü yedek bırakmam. Yani Samet Alikaya ben yedek kulübesinde oturturum. Yusuf Türk'ü 11'de oynatırım. Benim görüşüm o yönde. Peki. Geçelim o zaman Düzce Spor, Denizli Spor alt sıraları ilgilendiren belki de haftanın en kritik karşılaşması. Düzce Spor biliyorsun Menemen'de farklı mağlup oldu. Denizli Spor da sahasında Sarıyer'le berabere kaldı. Bu karşılaşma biraz kaderi belirleyecek gibi her iki takım açısından da. Özellikle Denizli Spor puan olarak da geride olduğu için. Ne düşünüyorsun? Düzce Spor son 16 maçta sadece 2 galibiyeti var ki biri zaten Uşak. Hala kazanamamaya devam ediyorlar. Aynen. Denizli Spor'da aslında Sarıyer karşısında elinde fırsat vardı. Direkten dönen topu da vardı aslında. Aynen. Galibiyet yakın olan taraftır da. Ama bir şekilde onlar da kazanamadılar. Bu karşılaşmaya puan puana girebilirlerdi. Evet. Şimdi zaten bu maç 3 puandan da fazlası olan bir maç. Hatta Düzce bu hafta kazanırsa düşme hattından çıkma ihtimali yüksek. Bir kere zaten Sarıyer'e geçmiş olacak. Derince Arnavutköy var. En kötü yani Derince'yi altın alma ihtimali var. Hani ben Derince'nin çünkü Kastamonu deplasmanından, daha doğrusu içeride oynayacak Kastamonu maçından mağlubiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ha ben yanılabilirim. Berabere bitebilir, o zaman 33 olur. Düzce kazanırsa o da 33 olur. Eşitlenir. Ha Derince zaten kazanırsa otomatikman Düzce kazansa bile hafta sonu düşme hattında geçirir. Bu da ayrı bir nokta ama ben bu hafta Düzce'nin hem kazanacağını düşünüyorum Deniz karşısında, hem de Derince'nin kaybedeceğini düşünüyorum. Bu anlamda Düzce'nin düşme hattından çıkacağını düşünüyorum. Düzce'de de biliyorsun hoca ile yollar ayrıldı. Geçen günde özel haber vermiştik. Coşkun Demir Bakan'la yollar ayrıldı. Hoca ile ilgili de şöyle bir tasarruf olmuştu. Gümüşhane Spor'dan Ahmet Yavuz Hoca ile anlaşıldı. Bilgisi gelmişti. Biz de paylaşmıştık ama bu maçta herhangi bir bilgilendirme gelmedi. Büyük ihtimalle hafta sonunda hoca gelecektir. Eğer anlaşmada bir sıkıntı olmadıysa onu söyleyeyim. Deniz Spor'da Sarıyer karşısında senin dediğin gibi kesinlikle kazanması gereken maça çıktı ama maçı kazanamadı. Direkten dönen de topu oldu. Ben bu karşılaşmada ev sahibi Düzce Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Bence Deniz Spor Sarıyer'i yenemeyerek ligden düştüğünü düşünüyorum. Benim kendi görüşüm o yönde. Bu arada hoca da dün takım başındaydı, Ahmet Yavuz Hoca. Onu da söyleyeyim. Kulüpten açıklama gelmedi. Ahmet Yavuz Hoca ilk maçında mağlubiyetle ayrılmış oldu. Gözüküyor. Hani hiç şey de yapılmadı. Hani federasyon sitesinde YouTube'da maç yayınlanırken oradan da hani bir bilgilendirme yapılmadığı için buradan bir bakayım dedim. Kenardan maçı izlerken baktım çok fazla da bir türlü orada algılayamadım. Yardımcı hocam Ahmet Yavuz Hoca mı diye. Ahmet Yavuz. Aynen. Ben yanlış bir tercih olduğunu zaten düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Hani ben hep Düzce'nin kalacağını söyledim ama bu hoca seçiminden sonra evet belki bu maçı kazanacağını düşünüyorum ama ya Ahmet Yavuz Hoca ile Düzce'nin kalması çok zor gibime geliyor. Yani bence çok büyük bir risk aldılar. Bir de Gümüşhane Spor'un hocası ya. Gümüşhane Spor zaten üçüncülükte kümeye düşüyor şu anda yani. Onlar hangi düşüyor. Akla hizmet bu hoca bu takımın başına getirdi ben anlayamıyorum. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Doğru. Yani hoca tercihi konusunda katılıyorum. Düzce Spor konusunda ben zaten hani sen hep kalacak dediğin zamanlarda bile ben öyle çok ümitli bakamıyordum Düzce evet. Spor için. Hala da öyle düşünüyorum. Bu karşılaşmada bile galip gelir diyemiyorum. Deniz Spor kaybetmeden önceki gibi geliyor bana. Deniz Spor'da da hücumda sıkıntılar yaşıyorlar. Topu ileri taşıyacak oyuncular yok. İşte Bekir'in ayağına bakıyorlar genelde. Aynen. Aslında oraları da çözebilseler biraz daha hareketlenecekler. Tıpkı Arnavutköy gibi çıkış yakalayabilecekler Deniz'e gibi belki ama onu yapamadılar bir türlü. Ama bu karşılaşmada ben biraz Deniz'i tarafındayım. Deniz'i kaybetmez diyorum. Bakalım ben Düzce Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Eğer Düzce Spor zaten bu maçı kazanamazsa Düzce Spor gitti ben sana söyleyeyim. Tabii ki de yani bu kadar da fırsat tepilmez. Geçelim Isparta 32-24 Erzincan Spor karşılaşmasına.
Biliyorsun 24 Endiyarspor farklı kazandı. Rakibi erken 10 kişi kaldı. Evet. Isparta'da deplasmanda Etimesgut'u yendi. İskenderun'un kazanamadığı haftada 6. sırada yerini aldı. Ne düşünüyorsun bu karşılaşmadan? Beklentin nedir? Zor maçlardan birisi olacak. Erzincanspor da bu arada Iğdır'ı yakaladı, geçti. Şöyle geçti tabii ki. Genel avaraj noktasına baktığımız zaman da attığı gol fazla olduğu için ondan dolayı geçti. Çünkü ikili avarajda baktığımız zaman da Iğdır Futbol Kulübü daha önde. Çünkü Iğdır Erzincan'a karşı belki deplasmanda maçını kaybetti ama şöyle bir nokta. İçeride rakibini buradan da bir tekrardan bakayım. Maç kaç bitmişti, 3-0 mı diye. Aynen. İçerideki maçı Erzincan 2-0 kazandı. İkili avarajda şu anda Iğdır önde ama ilk öncelikle hep genel avaraj alınıyor ya. Biz hani ben geçenlerde şey demiştim. İkili maçlar oynadıktan sonra puan durumunu işleniyor diye ama sezon sonunda işleniyor. O yüzden Erzincanspor genel avarajda eşit. Ama attığı gol fazla olduğu için otomatikman şu an 3. sıraya çıkmış oldu. Hani sezon sonu bu takımlar aynı puanda bitirirse Iğdır önde olacak. İkili avarajdan dolayı onu söyleyelim. Aynen. Bu arada Erzincan'da bir maçı fazla. Ayrıca onu da belirtelim. 5-0 kazandılar ve Karaman'a karşı 5-0 kazanmak da bence kolay bir iş değil. Hani bu ligin dinamik takımlarından ama kırmızı kartla etkili oldu tabii. Zor yani. Gol yiyen takımlardan erken, birisi. Erken kırmızı kart. Bu arada hem kırmızı kartta hem penaltı pozisyonunda hem attığı gollerin dışındaki tüm gollerde de bir Ziya Alkurt imzası aynen. vardı. Ziya Alkurt damga vurdu maça. Ziya'yı tebrik edelim. Bir de Ziya 9 dakikada hat-trick yaptı. Doğru. Çok yani 67, 74, 76'da başladı. Zaten Ziya Alkurt'un şöyle bir özelliği var. Mesela Erzincanspor öndeyken rakip bastırıyorsa o savunma arkasına çok iyi koşu yapıp skor yapabilecek bir hoca. Yani burada da rakip 10 kişi kaldı. Aynı durum gerçekleşti gibi oldu biraz. Dağıldı Karaman. Ziya da bunu işledi. Ya zaten bir de hani futbolcular arasında şey de yoktu. Yani skor 4-0, 5-0 iken hani ben atayım, bu sefer de ben atayım diye bir duygu yoktu. Hep arkadaşlarına birbirlerine pas verdiler. Bir şekilde golü buldular. Aynen. Erzincanspor'un hani içeride kaybettiği düğce maçı vardı. Kaybetti derken puan kaybı yaşadığı maç vardı. Hı-hı. O puan kaybını çok arıyorlar. Yani en o puan kaybı olmasaydı 2 puan daha eklesek oraya şu anda Erzincan 63 puandaydı. Yani 3. sıra ihtimali daha yüksek olacaktı. Çünkü şu anda bir maçı fazla olduğu için de bu noktaya koyuyorum ama takımların performansını kıyasladığım zaman da bir maç fazlası olmasına rağmen bile Erzincan'ın 3. sırada bitirme ihtimali daha yüksek. Iğdır çok kötü durumda. Serdar Bozkurt da çare olamadı. Zaten birazdan da geleceğiz o maça. Yani Erzincan'ın galibiyeti önemliydi. Isparta da bence sert bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Hani Etimesgut bireysel anlamda iyi oyunculara sahip. Belki iyi futbol oynamıyorlar ama ligde kalmayı oynadığı için Etimesgut sıkıntılı aynen. takımlardan birisiydi. Yani sıkıntı çıkartabilecek takımlardan birisiydi ki biz de zaten maçla ilgili hiçbir görüşme etmemiştik. Her sonuç çıkabilir demiştik. Isparta'da Cemal Kızılateş'in attığı golle ben golsüz, maçı kazandı. Golsüz maç bekliyorum demiştim. Maç 1-0 bitti. Aynen. Isparta'da son 7 deplasman maçında 5 galibiyet çıkardı. Evet. Bu da onlar için kritik. Yani kesinlikle. Son haftaya girilirken deplasmandan alan her puanın değeri çok önemli. Hı-hı. Mehmet Küçük Durmuş da 11'de başladı. Hatta 90 dakika oynadı. Son haftalarda yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı kulübede oluyordu. İlk 11'de başlayamıyordu. Bir de ben hep Cemal Kızılateş'le ilgili bir yorum yapıyorum. Kesinlikle ilk 11'de oynamalı. Çok fazla yedek kaldı diye. Hatta buradan da maç sayısını söyleyeceğim. Çok az ilk 11'e çıktı bu sezon. Sadece 11 maçta ilk 11'e çıktı. 27 maçta oynadı toplamda ligde. Yani Cemal Kızılateş hem tecrübesi olarak ki biliyorsun 1. ligde Balıkesir Spor'da da oynadı. Çok değerli bir oyuncu. Ben 11'de oynaması gerektiğini hep düşünüyorum Cemal'in. Onu da söyleyeyim. Zor maçlardan birisi. Yine evet. içinden çıkamadığım maçlardan birisi aslında. Yani gol noktasına biraz gidiyorum ama şöyle bir nokta var. Eğer ilk yarıda erken bir gol gelmezse ben maçın kitlenme ihtimalini yüksek görüyorum. Ama buna rağmen ben maçın golü geçeceğini düşünüyorum. İki taraftan da goller bekliyorum. Ama maçla ilgili bir görüşüm yok. Kim kazanır yönünde sen ne düşünüyorsun? Ya ben de gollü bir maç bekliyorum. Dediğin gibi Isparta kazanır, Erzincan kazanır diyemiyorum ben de. Hı-hı. Karşılıklı gol deyip geçelim. Bakalım. Peki Isparta İskenderun'u şu anda geçti playoff'ta. Yani playoff sırasına girdi. Bir görüşün var mı Isparta playoff'a kalır veya kalamaz noktasında? İskenderun'u da çünkü kıyaslıyoruz artık. Yani alttan hiçbir takım hani orayı zorlayamaz. Yani Menemen zaten girecek her türlü. Isparta İskenderun'dan biri dışarıda kalacak. Bu haftaki maçlar da belirleyici olacaktır. Çünkü Isparta'nın rakibi hani İskenderun'a göre bir tık daha zor gibi nispeten. O anlamda zor gibi de çok çok zor. Yani, Erzincan'da oynuyor. O yüzden İskenderun Spor bu hafta tekrardan Isparta'nın önüne geçebilir yani. Zor derken tabii Erzincan açısından da zor. Isparta'da playoff oynayan takımlardan birisi. Hani Erzincan'da 3. sıraya oynadığı için söylüyorum ki bay haftası var. Kazanmak zorunda. Hemen hemen de arkadan geliyor bak.
Yani şimdi Erzincan puan kaybettiği takdirde diyelim ki bu maçta hemen hemen kazanırsa, bir de Erzincan'ın bay geçeceği hafta var. Yani Erzincan kendi ya biz hani 3-4 derken 5.yi bile olabilir. Menemen, Isparta, İskenderun'dan ikisi kalır falan diyorduk ama hani ilk 4'te pek düşünmüyorduk Menemen'i. Ama dediğin gibi birden kendi ilk 4'ün içine de atabilir. Ya öyle. Ya şimdi mesela bak, İskenderun, Isparta arka arkaya puanlar kaybetti. Ya İnegöl bir anda playoff'a yakınlaştı. Bak, İnegöl dün maçı kazansa 46 olacak. 6 puanlık fark olacaktı playoff'la. İnegöl çok ahvaha etmeye başladı zaten de. Aynen. Ya İnegöl zaten bak, maçları kazansa İnegöl sonunda gene kalamazdı playoff. Çünkü devresi o transfer yapar. Bir kırılma noktasında kırılacağı zaten belli. Bak dün gene kırıldı. İşte ondan önce Düzce'ye kaybetmişlerdi içeride falan. Evet. Onları zaten belli etmişti. Ben Isparta 32 Spor Erzincan maçında bol gol bekliyorum. Senin görüşün var mı? Ya çok gol olmasa da karşılıklı en az birer gol olur bence. Bakalım. Peki geçelim. İskenderun Spor Soma maçına. Biliyorsun İskenderun Spor Iğdır'la berabere kaldı. Soma Spor'da Ocak'tan herhalde sanıyorum bu yana kadar ilk defa üst üste galibiyet aldılar. Evet. Onların da böyle bir istikrarlı bir çizgileri yoktu. Bu karşılaşmada İskenderun Spor kazanıp Isparta'nın işte Erzincan maçındaki puan kaybını bekleyerek tekrardan playoff'a girmeye çalışacaktır. Iğdır maçında da biliyorsun Ahmet Sevil'in golüyle öne geçmişlerdi. Ahmet Sevil'in golü de güzeldi. Şeyde de yanılmıyorsam Iğdır'da da asist güzeldi. Bekir'in asistiydi galiba. Evet. Güzel bir kesmişti orada sağdan. Enes Soy da eski takımına gol attı İskenderun Spor'a. Onu da söyleyelim. Doğru, sezon maçında oradaydı. Aynen. Karşılıklı goller oldu o maçta da. Yani Iğdır ikinci yarı çok baskılı oynadı belki ama bir türlü arada golü bulamadı. Maçta beraber bitti. Aynen. Ya İskenderun Spor puan kaybederek playoff'tan aşağı düşmüş oldu. Şu anda 50 puanda. Isparta Spor da 52 puanda. Menemen 57'de. Hani Menemen'in her türlü kalacağını zaten 2 hafta önce söyledik. O son çıkışından artık belli etti ama şu an net olarak ya Isparta playoff'a kalacak ya da İskenderun Spor playoff'a kalacak. Bu anlamda baktığımda İskenderun Spor'un kesinlikle galibiyetle bu maçtan ayrılması gerekiyor. Son karşılaşmaya baktığımız zaman da yani Iğdır maçına kaleci Ömer Cene Hoca yedek oturttu biliyorsun. Kaleci Onurcan ilk 11'e girdi. Bertol yedek başladı. Muhammed Demirci cezası bitti, geri döndü. O kulübedeydi ama şöyle bir nokta var. İskenderun Spor'un kulübesine baktığımız zaman da ciddi anlamda problemler olduğunu gördük. Yani verimlilik anlamında bunu konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Onun dışında yine aynı şekilde baktığımız zaman da Ali Keten'in sakatlığı vardı. Ali Keten oynamadı. Ali Keten büyük ihtimalle bu maçta da yok. Çünkü yaklaşık 2 hafta önce maçı bir anda hatırlayamadım. Erkenden sakatlanıp oyundan çıkmıştı. O yüzden Ali Keten de bu anlamda oynamadı ki Ali Keten geçen sene de çok sakatlıklar yaşadı. Bitil o da hani bu sakatlıklardan kurtulamadı. Soma Spor da 2-1 mağlup etti rakibini. Soma'ya geçmeden İskenderun'la ilgili şunu sorayım. Hoca sence beraberliğe mi gitti? Çünkü ikinci yarıda böyle çok reaksiyon, böyle çok böyle nasıl söyleyeyim, hani böyle biraz daha risk alan bir İskenderun'u görmedik ve oyuncu değişiklikleri çok geç oldu. Ya bence İskenderun kesinlikle bir puana gitti. Bir kere hem içinde bulunmuş olduğu kadro yapısı, hem son dönemde bu hani maddi problemlerden dolayı ben sanki oyuncuların biraz sendelediğini düşünüyorum. Yani o atıyorum o açıklamalar gelmeden önceki motivasyonları, konsantrelerin ben kalmadığını düşünüyorum sahada. Şimdi hoca da belki bunu görüyor. Ne kadar motive edeceğim, ne kadar işte işin içine gireceğim diye düşünerek bence bir puanı %100 3 puan gibi görmüştür. Ben öyle düşünüyorum ki zaten şöyle bir nokta var. Reaksiyon verebileceği bir nokta da yok hocanın 3 puan istese. Hani biraz önce dediğim gibi kulübeye bakıyorsun. Hamza Küçükköylü zaten sakatlıklardan dolayı bir türlü belini doğrultamadı. Muhammed Demirci zaten 10 numara, bir var bir yok. Onun dışında Bertol'u koyuyorsun. Bertol iyi bir oyuncuydu ama İskenderun'a geldiğinden bu yana bir şey veremedi. Zaten başka oyuncu hani koyabileceği, bir skoru değiştirebilecek. Yani bu böyle bir problem de var ama hoca net olarak bir puana geldi. O soruna bu şekilde cevap verebilirim. Soma Spor da 8 hafta üst üste maç kazanamamıştı biliyorsun. Ardından bir toparlama noktalarına gibi. Bak 8 hafta maç kazanamam diyoruz. Dün kazandı, 44 yaptı. 8 haftada belki 2 tane 3 puan çıkarsa şu an ne noktada olacaktı sen düşün. Yani playoff anlamında söylüyorum. Zaten o 8 haftadaki puan kayıplarından dolayı biz dedik ki playoff'ta yeni bir şansı kalmadı diye. Aynen. Eğer orada iyi bir çıkış yapsalardı playoff şansları fazla olacaktı. Ben bu karşılaşmada İki taraftan da goller bekliyorum. Ev sahibi İskenderun Spor'un da bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben gol bilmiyorum. Soma Spor'dan gol gelir mi ama İskenderun Spor tarafındayım. Ben bu karşılaşmada İskenderun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ama çok gol olur mu maçta? Olursa da Soma'dan gol gelir mi? Ben 2-1'lik bir İskenderun Spor galibiyeti bekliyorum. Yani bakalım nasıl olacak. İskenderun %100 kazanmak durumunda playoff istiyorsa... Soma Spor'da kazanırsa iş farklı noktaya gidebilir. Isparta Erzincan'la oynuyor. Kolay bir maç değil. Soma bir kazansa 47 olur. Tabii.
Ama ben Somaspor'un playoff şansının olduğunu düşünmüyorum. Onu tekrardan söyleyeyim. Aynen öyle. Ben 1-0 belki 0 İskenderspor galibiyeti bekliyorum. Hı hı. Geçelim bir sonraki karşılaşmamıza. Karaman Futbol Kulübü Fethiyespor. Biliyorsun erken kırmızı kart gördü. Erzincan maçında farklı mağlup oldu. Karaman Futbol Kulübü Fethiyespor'da Amespor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Aynen. O maçı zaten özelde konuşacağız diğer programımızda. Baran Güler yok Karaman Futbol Kulübü'nde. Kırmızı kart cezalısı. Aynen. Onu söyleyelim. Direkt kırmızı kart gördü zaten. Ne düşünüyorsun bu karşılaşmada? Yani iki takımın da çok bir hedefi yok ligde. Hı hı. Şimdi şöyle bir nokta var. Karaman Futbol Kulübü Fethiye maçında. Şimdi Fethiye son haftalarda kaybetmeye başladı. Düşme hattıyla 8 puanlık bir fark oluştu. O arka arkaya yaptığı çıkıştan dolayı o aradaki makasın kredisini kullanıyorlar şu anda ki hani Fethiye'nin hemen bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Hı. Ahmet maçında da zaten Amespor'un favori olduğunu söylemiştik. Maçta da onu gördük. Hani Fethiye'nin bazı ataklar oldu ama hep cılız ataklar. Bir verimli olmayan ataktı. Onu söyleyebilirim. Karaman Futbol Kulübü de resmen dağıldı. Hani Ahmet karşısında farklı kaybettiler. Hani o gün bu galibiyet mağlubiyeti anlayabiliriz ama Erzincan'da belki evet iyi takım ama Erzincan karşısında bu kadar dağılmalarını beklemiyordum ki. Ben bu mağlubiyet Baran'a yazar diyorum. Erkenden takımın 10 kişi bıraktı. Evet, ardından maç koptu zaten. 5-0 kaybettiler. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Karaman FK'nın da Karaman Futbol Kulübü'nde kazanacağını düşünüyorum. Bu arada Karaman Futbol Kulübü'nde de başkan istifa ettiği açıklama aslında geldi. Şöyle yönetim istifa kararı aldığını söyledi. Han kardeşler biliyorsun. Karaman Futbol Kulübü'nde şu anda takımı götürüyorlar ama neden oldu, neden bu şekilde bir karar alındı? Bununla ilgili net bir bilgim yok. Olduğu zaman da yorum yaparım. Karaman Futbol Kulübü taraftarlarının bilgisi varsa yorum yazabilirler videomuzun altına. Hani Karaman bu sene lige yeni geldi. Ben yeni gelen takım için bu sene gayet de başarılı olduklarını düşünüyorum. Özellikle Cihan Hoca ile ama bu yönetim nasıl olacak, belirsizlik olursa önümüzdeki sene sıkıntı olabilir. Onu söyleyeyim. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Yani çok tahmin yapabileceğim bir maç gibi gözükmüyor. Ama dediğin gibi Fethiyespor da üst üsteki mağlubiyet aldı. Karaman dağıldığı zaman da çok dağılıyor. Son 5 maçlarında 25 gol atılmış galiba ki muazzam bir... Yani bir açıldı pir açıldı derler ya ama olumsuz anlamda aslında bu. Yani Karaman çok zor gol yiyen bir takımken, zor üreten bir takımken bir anda darma duman olan bir savunmaya geçti. 45 gol idi bir anda. Yani evet. Hep attığı gol yediği gol eşit noktada giderdi. Yani aynı Aksaray gibi. Ama son haftalarda o yedikleri goller işte Ahmet'ten farklı... Erzincan'dan farklı mağlubiyetler takımı bu noktaya getirdi savunma olarak. Son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı onlar da. Fethiye de üst üste 2 mağlubiyet aldı. İki takım da kötü gidiyor ama hangisi seri son verebilir, hangisi artık reaksiyon verebilir bu karşılaşmada çok tahmin yapamıyorum. Ama gollü maç bekliyorum. Bakalım. Ben de gollü maç bekliyorum. Karaman'ın da kazanacağını düşünüyorum. Peki. Geçelim Uşakspor Iğdır Futbol Kulübü maçına. Yani Iğdır da artık kazanmalı. Yanılmıyorsam son 8 maçta 14 puan kaybettiler. Bakıyorum aynen son 8 maçta 14 puan kaybettiler. İskenderunspor karşısında az önce de dediğim gibi hani özellikle ikinci yarıda baskın oynadılar ama ikinci golü bir türlü bulamadılar. 2 puan daha bıraktılar. Bu karşılaşmada zaten bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yine farklı bir şekilde Uşakspor karşısında diğer rakiplerin olduğu gibi Iğdır'da farklı bir galibiyet alarak evine dönecektir. Ekstra söylemek istediğim bir şey var mı? İskenderun maçına değineceğim. Zaten daha çok o maçı konuşmamız gerekiyor. Hani Uşak maçının zaten çok detaylandıracağımız bir noktası yani. Yok. Serdar Bozkurt Hoca ilk maçına çıktı. Yine maçtan galibiyette ayrılamadı. Şimdi Erzincan Iğdır Futbol Kulübü ve daha doğrusu Serdar Bozkurt Hoca'nın oyun anlayışı şu. Hep öne geçtirme takımı geri yaslıyor. Bu karşılaşmada da şöyle bir nokta oldu. Geriye düştüler. Birbiri yakaladılar. Enes Soy eski takımına gol attı. İkinci ara bu takıma gol lazım. 3 puan lazım. Sen 74'te Mücahit Can Akçay'ı oyun almışsın forveti ama ya sen gidiyorsun. Enes Soy bu sefer 82. dakikada oyundan çıkartıyorsun. Ya sana gol lazım. Forvetin var. İkilemişsin. Enes Soy 82'de çıkmayacak. Maçın sonuna kadar sahada kalacak. Bunu Ahmet Spor'da da yapıyordu hoca. Gol lazım. Beraber giden maçta Berk İsmail'i çıkartıyordu. İşte Ahmet Deli'yle giriyordu. Tekli devam ediyordu. Veya ikili Ahmet'i aldığı zaman da 5 dakika devam ediyordu. Diyelim ki 60'da alıp 65'e kadar. 70'de 69'da Berk'i çıkartıyordu. Aynısını bak fotokopi burada yaptı. Forvet'e ikilede gol lazım. Beraber gidiyor 82'de Enes Soy'u çıkarttı. Ya Enes Soy sonuna kadar oyunda kalacak. Eğer bir sakatlık geçirip çıkmıyorsa ki. Hani bir sakatlık da geçirmedi. Ya çok ilginç bir nokta. Ben bunu anlayamıyorum. Enes Soy çıkıyor. Mert Çöl geçen giriyor. Orta saha oyuncusu bu oyuncu ya. Ya bu oyuncu orta saha oyuncusu. Ha şimdi belki izleyenler diyebilir. Hoca işte... Süleyman'ı
Halil İbrahim ileri attı. Daha çok gole o noktada yakın o oldu ama kardeşim bu takımda zaten Enes Soy bile net forvet değil. Sol açık kanat oyuncusu. Ama şu an forvette sıkıntı olduğu için Tahir sakat. Mücahit yeni döndü, kulübedeydi. Mecburen onu oynatıyor. Ya Enes Soy sona kadar sahada kalması gerekiyor. Ama hoca resmen ilk maçından o bizim yaptığımız yorumların karşılığını verdi. Ya Serdar Hoca ile olmuyor kardeşim. Serdar Hoca yanlış hoca. Ya her takımda bunu yapıyor bak. Ahmet örneğini biraz önce yine verdim. İşte Berk'le devam ederken Ahmet Deli'yi çift bir anda çıkartıp teke gidiyor. Belki maç berabereyken yapıyor bunu. Uşak maçını zaten yenecek. Uşak maçını yenmesinin bir ölçüsü yok. Hocaya evet. Siftah galibiyeti de yazmaz onu söyleyeyim. Uşağı da bir zahmet yen. Zaten Iğdır'ın bu noktaya gelmesi büyük problem. Yönetim sezon başından bu yana hep yanlış hocaları getirerek takım. Ha Metin Diyed'in bana göre doğruydu. Ama Metin Diyed'in hoca da kendi kendini yaktı. Çok yanlış hatalar, çıkardığı kombiler, yanlış oyuncu değişiklikleri takımı bu noktaya getirdi. Iğdır'ın ben kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum ama Iğdır şu anda çok umut vermiyor yani. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Yani zaten ilk iki şansını bile kaybetti. Bırak şampiyonluğu. Üçüncülükte de Erzincan'la yarışacaklar gibi gözüküyor. Hatta Menemen bile geçse şaşırmayız konumuna geldiler. Son 8 maçta 14 puan kaybı bunu gösteriyor. Kabul edecek bir nokta değil. 68 Aksaray Belediyespor Menemen Futbol Kulübü son maçımız. Aksaray biliyorsun Soma'ya 2-1 kaybetti. O maçta da bence iki takım da iyi mücadele etti diye düşünüyorum. Ama kazanan taraf Soma Spor olmuştu. Menemen Futbol Kulübü de biliyorsun farklı kazandı. Düzce Spor karşısında 5-0 yakaladı. Daha sonrasında maç 5-2'ye de geldi ama maçın başından sonuna kadar maçın hakimi Menemen'di ve Kemal Rüzgar detayı da yine orada vurgulayalım. Hat-trick yaptı. Onu da ayrıca tebrik edelim. 16 gole geldi o da. Berk İsmail 17 gol, Kemal Rüzgar 16 gol. Aynen. Orada da bir yarış devam ediyor. Ne düşünüyorsun Menemen Futbol Kulübü'nün hem Düzce Spor galibiyeti hem de maçla ilgili? Öncelikle Menemen'in galibiyetini tebrik ediyoruz. Menemen tarafındaydık. Beklediğimiz gibi de kazandılar. Aynen. Kemal Rüzgar da 17 dakikada asist yaptı. Mertcan iyi performansına devam etti. Mertcan benim bu ligde çok beğendiğim oyunculardan birisi. Sarıyer'de de çok iyiydi. Burada da çok iyi. Düzce Spor'da kötü gidişat devam ediyor. Ahmet Yavuz Hoca takımında ilk maçına çıkmıştı ama Menemen mağlup etmeye başardı. 68 Aksaray'da Soma'ya kaybetti 2-1. Maç 1-1'e gelmişti ama skoru koruyamadılar ve maçı kaybettiler. Onlar da şu anda puan olarak 39'dalar ama ben hiçbir şekilde düşme korkusu yaşayacaklarını düşünmüyorum. 8 puanlık bir fark var. Hani bir şekilde arada bir iki galibiyet çıkartarak zaten rahatlıkla sezonu tamamlayacaklardır. Menemen de 7 puana geldi ve 3. sıra için iddiası var. Hatta en kötü 4'ten alıyorum. Çünkü Erzincan'ın bay geçeceği bir hafta var. Menemen dolu dolu gidiyor. Eğer bu maçı da kazanırsa Menemen'in ciddi anlamda 3. sıra için şansı daha da artar. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Çünkü Menemen'in ciddi anlamda savunması sıkıntılı. Goller yiyorlar ki Düzce karşısında da 5-0'dan sonra 2 gol birden geldi bir anda. Hani o konsantrasyon eksikliğinden dolayı. Evet. Menemen'in de zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben Menemen'den galibiyet bekliyorum. Zaten dediğin gibi son haftalarda iyi bir ivme yakaladılar. Aynen. Son 7 maçta 6 galibiyet çıkardılar. Hı hı. Bu karşılaşmadan da galip gelerek İzmir'e döneceklerini düşünüyorum. Şu anda deplasmanda en iyi performansa sahip takım. Hani Ahmet 16 maç oynadığı için ve puanı fazla olduğu için lider. 15 maç 10 galibiyeti var bu takımın deplasmanda. Hani Yılmaz Vural Hoca geldiği zaman da zaten bir istatistik ortaya çıkmıştı ilk haftalarda. Yani hocanın geldiği ilk haftalarda. İçeride kazanamıyor, deplasmanda tüm maçlarını alıyordu. Tüm maçları kazanıyorlar. Ya o zaten bu istatistiği bu noktaya getirdi. Bakalım güzel bir maçta bizlere bekliyor. Ben de dediğim gibi bu karşılaşmada gollü ve Menemen'in kazanacağını düşünüyorum. Hafta arasında kazanan tüm takımları tebrik edelim. Aynen. Hafta sonunda Sarıyer bay geçiyor. Hafta sonunda oynayacak maçla beraber devam edecek onlar da. Tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. İzleyen herkesten de kanalımıza abonelik. Ardından videomuza beğeniyorum ve sonuna kadar izleyip paylaşmanı bekliyorum. Sana da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.